Murat Yetkin, Yetkin Report. Altılı masanın en uzun toplantısı, Erdoğan'ın en zor mitingi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın kısmen ortadan kaldırılıp Millet Bahçesi adı altında büyük bir inşaat seferberliğini başlattığı 29 Mayıs mitingi akşamı muhalefetteki altılı masa liderleri Ankara'da 7 saat 15 dakika süren en uzun toplantılarını yaptı. Kendilerine Türkiye masası denmesini isteyen 6 partili muhalefet koalisyonu beklendiği gibi ortak aday konusunu açmadı ama 10 maddelik bir sonuç bildirgesiyle hedeflerini açıkladı. Ortak programı oluşturmaya başladı. Birazdan geleceğiz ama muhalefetin en uzun toplantısından önce Erdoğan'ın en zor mitingine değinelim. Neden en zor mitingi? En zor mitingi çünkü seçim dönemi Erdoğan'ın karşısına İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde çıkacak zorlukların habercisi. İktidar medyası güzel kafiye bulmuş. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Erdoğan 560 bin kişi topladı. Gerçi neden 569 bin kişi dememişler? 9 bin kişinin lafı mı olurdu? Yayınlanan kalabalık fotoğrafları flu, hava fotoğrafı da yayınlanmamış. Gerçekten 560 bin kişi olup olmadığı pek belli değil ama yüz binlerce kişinin Yeşilköy'e toplandığı kesin. Havuz medyası halk coşkuyla yolları doldurdu diyor. Ancak birkaç gün öncesinden havuz dışı medyada haberler başlamıştı. İlk olarak Sözcü'de Deniz Zeyrek, Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un çalışanlarının Yeşilköy'e kalabalık oluşturması görev emriyle istediğini yazmıştı. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün bütün okullardan öğretmen ve öğrenci katılımı beklediği haberleri çıktı. Ardından AK Parti elindeki İstanbul ilçe belediyelerinin ellerindeki otobüsleri Erdoğan'a kalabalık taşımakla görevlendirdiği haberleri. Gerçi Cumhurbaşkanı olarak bütün devlet imkanı hala elinde ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AK Parti'nin elindeyken hiç zor olmuyordu bu işler. İBB'de kara, deniz, hava bütün imkanları Erdoğan'a veriyordu. Erdoğan'ın konseri Mor ve Ötesi'nin mitingi. Erdoğan, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları üzerinden Doğu ve Güneydoğu'daki HDP'li belediye başkanları gibi CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan kurtulabilse, yerine valilerden kayyum atasa yine kolaylaşır mı işler? Seçim mitingleri sadece müteahhit şirketlerin himmetine muhtaç olmaktan çıkar mı? Bence denemesi bile tehlikeli olur bu saatten sonra. Özellikle ekonominin kırılganlığı giderek artıyorken. Erdoğan'ın konuşmasında tek bir yeni unsur yoktu. Herhangi bir meclis grup konuşması gibiydi. Yine Bay Kemal, yine daha geçen çarşamba günkü grup konuşmasında henüz ABD'nin yapmayın demesinden önce duyurduğu PKK'ya Suriye operasyonu, yine ekonomiyi mahveden dış güçler. Adeta bir en beğenilen şarkılar albümü tanıtımı konseri gibiydi. Bir gün önce ise Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadında Mor ve Ötesi konseri vardı. Stadyumun 42.590 kişilik kapasitesi yanı sıra sahada tıklım tıklım dolmuştu. 50-60 bin arası varsayılabilir. Miting gibiydi. Çünkü iddia ediyorum Erdoğan'a kalabalık yapılan kitlelerden Erdoğan'a oy vermeyeceklerin oranı Mor ve Ötesi konserine bilet alıp gidenler arasında Erdoğan'a oy vereceklerden fazladır. Altılı masada aday yok ama program çıkıyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde yapılan 4. Altılı Masa toplantısı başladığında Erdoğan'ın mitingi devam ediyordu. Bittiğinde ise artık gün 30 Mayıs'a dönüyordu. Altılı masanın önceliğinin seçim güvenliği olduğunu toplantı sonrasında yayınlanan bildiriden anlıyoruz. Muhalif seçmene tek bir oyunuz ziyan olmayacak taahhüdünde bulunuyorlar. Hatırlayacaksınız, geçenlerde HDP'nin önceki eş başkanı Selahattin Demirtaş da Edirne cezaevinden gönderdiği mektuplarda bütün muhalefet partilerinin en azından sandık güvenliği konusunda işbirliği yapması gerektiğini söylemişti. İktidarın seçim yasasındaki değişikliklere karşı oy sayım ve kayıtlarında hile yapılmasına karşı kurulan Sandık Güvenliği Komisyonu raporunun 6 Haziran'da duyurulacağını ilan etti liderler. Keza Kurumsal Reformlar Komisyonu raporu da 13 Haziran'da ilan edileceğini duyurdular. Bu raporda yer alacağı söylenen Merkez Bankası bağımsızlığının güvence altına alınması konusu, şimdiye dek eleştirilen ortak ekonomik programa dair ilk somut işaret keza, Ekonomik Sosyal Konseyin yeniden yapılandırılarak işlerlik kazandırılması konusu. İttifak seçim sonuçlanana kadar. Ancak bu iki tarihin açıklanmasının asıl önemi Erdoğan hükümetine içeriden ve dışarıdan yöneltilen en ciddi eleştirilerden olan ne yapacağının tahmin edilemez olmasına yanıt vermesinde. Altılı masanın daha önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş açıklamasında olduğu gibi bu defa geciktirmeden tam vaktinde açıklaması önem taşıyor. Keza altılı masa liderlerinin Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıklayana kadar işbirliği taahhüdünde bulunması da bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu, altılı koalisyonun seçim kazanması halinde birlikte çalışmaya devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama en azından o zamana dek aralarındaki fikir ayrılıklarına rağmen yola birlikte devam edecekleri sözü vermeleri anlamına geliyor. Mesaj hem seçmenlerine hem de AK Parti MHP ve Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'na. Kestirilebilirlik konusunda bir güvence de 10 maddelik ilkeler bildirgesiyle verilmeye çalışılmış. Bu 10 maddenin sıralanması ortak program oluşturmaya doğru ilk somut adım sayılır. Seçimi muhalefetin kazanması durumunda öncelikler sıralanıyor çünkü. 10 ilkede neler var? İlk sırayı kuvvetler ayrılığı almış. Erdoğan yönetiminde tek başına Cumhurbaşkanı elindeki yürütme yetkisinin, yargı ve yasama üzerindeki etkisinin kaldırılacağı, Böylelikle siyasetin normalleşmesi ve ekonomimizin yeniden refah üretmesinin amaçlandığı yazılmış. Özgürlükçü kamu düzeni, ayrımcılıkla mücadele, düşünce ifade ve basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, bağımsız yargı yoluyla yolsuzlukla mücadele, sosyal devlet ve gelir adaleti, üretim ve istihdam odaklı ekonomi, siyasi etik reformu ve etkin ve itibarlı dış politika diğer başlıklar dış politika bu seçimlerde ekonomi kadar olmasa da belli bir pay sahibi olabilir. Metropol araştırması Erdoğan'ın NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı tutumunun beğeni düzeyinde bir ayda 2,5 puan artış getirdiğini gösteriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'nin NATO'dan çıkış açıklamasına verdiği yanıtın İyi Parti'de neden olduğu rahatsızlığı ve söz birliği arayışını duyurmuştuk altılı masa bildirisinde NATO konusunda ortak görüşe de yer verildiğini görüyoruz. Terörle mücadele konusunda olduğu gibi bu konuda da iktidara iç politika malzemesi yapmama uyarısı var. Ortak adayın en erken tarihi Erdoğan'ın Yeşilköy mitingiyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdürmesi boşuna değil. Muhalefet koalisyonunun bir an önce ortak aday çıkarmasını sadece muhalif seçmen değil iktidar da bekliyor tabii farklı nedenlerle. İyi Parti Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu'nun Erdoğan'ı alt edebilecek adayları sayarken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanında Kılıçdaroğlu'nu değil, Cumhurbaşkanı adayı değilim diyen kendi Genel Başkanı Meral Akşener'i anması adeta CHP liderine aday olma mesajı gibiydi aylar önce İyi Partili Koray Aydın'ın seçilebilecek aday vurgusu gibi Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ortak aday konusunda anlaşılmazsa kendi adaylığını koyacağı çıkıştı öyle. Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Erdoğan Topraksa tam tersini düşünüyor ve ellerindeki rakamların genel başkanının seçimi açık ara farkla alacağını gösterdiğini öne sürüyor. İyi Parti kaynakları ise anketlerdeki Yavaş ve İmamoğlu'nun zaman zaman Erdoğan'ın üzerine çıkan beğeni düzeyini esas aldığına işaret ediyor. O anketlerde Akşener'de Kılıçdaroğlu'nun üzerinde görülüyor. Anlaşılan adaylık konusu daha çok su kaldıracak. Belki de ortak programın açıklanıp 6 muhalefet liderinin ilk tur ev sahipliklerinin tamamlanmasını en erken Ağustos-Eylül aylarını beklemek gerekecek.